Rıfkı! Rıfkı sen ha? Kız Nuriye ne kadar güzelleşmişsin. Rıfkı ayrılalı 6 sene oldu. Gelmeyeceksin diye ödüm patlıyordu. Başlık parasını biriktirdin mi? Biriktirdim ya. Hemen gel beni babamdan iste. Parayı da ver. Artık tahammülüm kalmadı. Yoksa babam vazgeçmek üzere. Gelmeyince senden ümidi kesmiştik. Rıfkı oğlum, 200.000 lira başlık parası 6 sene evveldi. Şimdi her şey pahalılandı. Ekmeğin kilosu 15 lira oldu. Sen gittiğinde 2 liraydı. Demek ki hayat 7 misli arttı. Onun için senin başlık parası da 7 misli arttı. Yani 1,5 milyon lira oldu. Ver parayı, al Nuriye'yi. Bu kadar param yok Ahmet amca. Sen 200.000 lirayı al, ben Nuriye'yi alayım. Geri kalan parayı da taksitle ödeyeyim. Benim veresiyeyle işim yok Rıfkı. Takside de aklım ermez. Bunu yapalım. Ya ödemezsen? Malını geri alırsın. Ha? Patlamış malı kim alır oğlum? Ben sana sağlam mal vereceğim, sen bana patlamış mal iade edeceksin. Sen de yama yaparsın Ahmet amca. Buna açık gözlülük derler Rıfkı. Almanya'da bayağı gözün açılmış. Son söz, getir parayı, al Nuriye'yi. Pazarlıktan hiç hoşlanmam. Ayağımız alışsaydı. Hüseyin'i görüp borcumu bir isteyeyim. Deyus hala sallıyor. Arkasını bırakırsan parayı alamazsın. Geç kalma, yemeği ateşe koydum. Merak etme, kalmam. Ha? Merhaba, ben geldim Sabri amca. Ha. Ben geldim ya. Ha. Bak Raziye, Rıfkı gelmiş. Sahi, Rıfkı gelmiş. Seni bir öpeyim Sabri amca. Raziye teyze, akşama bir gözleme yap da yiyelim. Almanlar böyle şey yapmasını bilmiyorlar. Yaparım tabii. Sabri amca, sana teşekkür ederim. Bunca yıl mallarıma baktın. Artık o mallar senin değil Rıfkı. Baban ölmeden önce malları bana sattı. Bunlar da malların tapuları. Üzgünüm ama durum böyle. Demek sana sattı. Benim bir şeyim kalmadı öyleyse. Evet, kalmadı. Sana niye sattı malları baba? Bana borçlanmıştı. Son zamanlarda kumara düştü. Kağıt oynardı. Babam İskambil kağıdını görse defter zannederdi. Orasını bilmem. Para bulamayınca her şeyini bana sattı. Demek her ay gönderdiğim 10.000 lira yetmedi. Ne yapalım, can sağlığı olsun. Şimdi ne yapacaksın? Almanya'ya dönersin herhalde. Hele birkaç gün geçsin, ne yapacağıma karar veririm. Nerede kalacaksın? Burada. Burada kalamazsın Rıfkı. Dedikodu olur. Ne dedikodusu? Namus dedikodusu. Neyin namusu? Raziye'nin. Raziye teyzenin dedikodu olacak hali kalmış mı ki? Öyle deme oğlum. Köy eski köy değil. Ben sabahleyin gidince Raziye ile Rıfkı içeride ne yapıyor diye bütün köy dedikoduya başlar. İsmim sonra boynuzlu Sabri diye çıkar. Onun için sen bir an önce köyden git. Sabri efendi doğru söylüyor. Namusuma laf söyletmem ben. Haklısın. Sabri amca, ben yatacak bir yer bulurum kendime. Hadi hoşça kal. Güle güle. Güle güle. Bu belayı kolay atlattık. Yarın da basıp Almanya'ya gider, büsbütün rahatlarız. Dua et Rıfkı salağın teki.